Sivilden olarak Siverekler adına, belki çoğunuz biliyordur, Guinness Dünya Rekorlar kitabına bir başvuru yaptım. Toplu kitap okuma kategorisinde Siverek olarak bir dünya rekoru kırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 4 ayda çalışmalar devam ediyor. Bunun için yaklaşık 50 kişiden oluşan bir proje meclisi oluşturuldu. Bu proje meclisinde Siverek'te yer alan bütün sivil toplum kuruluşları var. Siverekli akademisyenler var. Yaklaşık 4 tane profesör bu proje meclisinde yer alıyor. Siverekli yazarlarımız var, sanatçılarımız var. Dolayısıyla biz Siverek olarak 25 Eylül 2012 tarihinde toplu kitap okuma kategorisinde Ahmet Arif'in hepinizin bildiği Anadolu'yum ben şiirini okuyarak bir dünya rekorunu kıracağız. Bu kapsamda yapılan etkinlikler çerçevesinde bugün halk kürsülerinin ilki olmak üzere Üçgen Park'ta bu girişimi planladık. Çok güzel bir girişim olacağını düşünüyoruz. Aslında biz rekor girişimini kırarken beraberinde Siverek sorunlarını da gündeme getirelim. Siverek sorunlarının çözümünde bir katkı koyalım. Ve hem ilgililere hem yetkililere sesimizi duyuralım istedik. Bu kapsamda Siverek'teki eğitim sorunu, başta ÖSYM sınavlarının Siverek'te yapılmaması sorunu olmak üzere Siverek'teki eğitim sorununu biz rekor girişimiyle beraber gündemimize aldık. Halk kürsüsünün amacı, buradan herhangi bir arkadaşımız tanık olduğu, yaşadığı bir sorunu dile getirsin. Bunu kameralarla kayıt altına alalım, yerel gazetelerde yayınlayalım, ilgililere duyuralım istiyorum. Şimdiden sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Girişimin başında Zazaca rap parça bu rekor girişimi için yine bir arkadaşımız tarafından yazıldı. 25 Eylül için hazırlanmış okuma konulu bir parça. Arkasından dinlediğiniz şiir de yine rekor girişimi için yazılmış bir şiir. Seslendirme de yine Siverekliler tarafından yapılmış. Ben fazla zaman almayarak oturumu yönetecek arkadaşıma mikrofonu bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Siverek. Evet, 25 Eylül 2012. Siverek tarihinde ilk kez dünyaya meydan okuyor. Ben de varım diyor dünyaya. O zaman biz varız diyoruz bütün dünyaya. Guinness Rekorlar kitabına toplu kitap okuma kategorisinde biz de varız dedik. Bunun amacı hem dünyaya kendimizi kanıtlamak hem de Siverek'in kitap okuma konusunda ne kadar duyarlı olduğunu bütün ülkeye ve dünyaya göstermek istedik. 25 Eylül'ün bizim için çok büyük bir önemi var. Çünkü 25 Eylül'de bütün dünya bizi konuşacak. Evet, Guinness Rekorlar kitabı şu ana kadar belki hiçbir şekilde aklımızın ucundan bile geçmemiştir. Çünkü 25 Eylül sıradan bir gün. Guinness Rekorlar kitabı hiç olmayacak bir şey diye aklımızda geçerken neden olmasın? Neden Siverek bunu başarmasın? Çünkü bu potansiyele sahip dedik Siverek. Bu Guinness Rekorlar kitabında bu rekoru kırmak için başvurduk. Başvurumuz kabul edildi ve biz varız dedik ve dünyaya meydan okuduk. Biz bu girişimle beraber Siverek'imizin sorunlarını da dile getirerek çözümler öğreterek, yani biz yıkıcı değil de yapıcı olarak neler yapılabilir? Biz bu düşüncelerimizi ön ayak olarak yetkililerden, bakın bu sorunumuz var ve biz bu sorunumuzu bu şekilde çözebiliriz diyebilmek için biz buraya geldik. Halk kürsüsünün amacı serbest olmak. Burada istediğiniz sorunu dile getirebilirsiniz. Ama saygı çerçevesi dahilinde ve hiç kimseyi rencide etmeden yapıcı bir şekilde. Dedik ya 25 Eylül. Ahmet Arif. Belki Siverekli değil ama Siverek'in suyundan içen bir şair. Dünyanın tanıdığı bir şair. Anadolu'yu. Biz bu toprakların çocukları olarak yıllarca hep ülke medyasında vahşetle anıldık.
artık vahşetle anılmak istemiyoruz. Artık biz kültürle, sanatla, şiirle, okumayla anılmak istiyoruz ve bunu dünyaya meydan okuyarak yapacağız. Ben fazla sözü tutmayacağım. Silerek sorunlarıyla ilgili konuşmak isteyen arkadaşlar bu kürsüye gelebilirler. İsim soy isimlerini söyleyerek sorunları dile getirip sorunlara çözüm öğretebilirler. Çünkü burası halk kürsüsü, burası sizin kürsünüz, burası Silerek'in kürsüsü. Halk kürsüsü dedik ya, onun için burada rahat olacağız. Burada sorunlarımızı dile getirip çözümler öğreteceğiz. Ve bu çözüm, öğrettiğimiz çözümlerle üstüne üstüne gideceğiz. Evet, ÖSYM sorumluluğumuz var. Bu Silerek için büyük bir kayıp. Hem eğitim açısından hem ekonomik açıdan. Çünkü Silerek'te eğer bir ÖSS sınavı yapılırsa Silerek'in esnafı da kazanacak. Silerek'in otelleri de kazanacak. Silerek'in bütün işletmecisi kazanacak. Ve Silerek daha bir katkı sağlayacak kendi memleketine. Çünkü bizim gençlerimiz dışarı gidip sınavlara giriyorlar. Bu o gençler için büyük bir masraf. Eğer Silerek'te sınav olursa 5000'e yakın üniversite öğrencisi dışarı gitmeyecek. Kendi memleketinde sınava girecek. Diğer sorunumuz buradaki diğer sorunumuz buradaki yüksek okulumuzdaki bölümlerin darlığı, kısıtlılığı. Çünkü burada şu anda 300'e yakın öğrenci var. Neden burada 3000'e yakın öğrenci olmasın ki? Neden Siverek'te de bir üniversite havası esmesin ki? Diğer sorunumuz elektrik. Evet, Atatürk Barajı'nın göbeğinde olan Siverek'te büyük bir elektrik sorunu var. Bu da bir sorun. Diğer sorunumuz Ziraat Bankası'nın Siverek'teki tapuları kabul etmeyip kredi vermemesi. Diğer sorunumuz toprak ofisi mahsullerinin merkezde olması. Bu ne kadar doğru, onu konuşacağız, onu tartışacağız ve ona çözümler öğreteceğiz. Konuşma isteyen arkadaşlarımız var mı? Bu kürsüye çıkıp konuşmak isteyen arkadaşlarımız var mı? Bu kürsüde konuşmacı arıyoruz biz. O zaman ilk açılışı hem bu projenin mimarı hem de Sivillerin Başkanı Muzaffer Bayram'a veriyorum mikrofonu ve kendisinden çözüm. Aslında çok fazla sorunumuz var. Halk kürsüsü de sadece sorunlarımızı dile getirdiğimiz bir yerde değil. Ben o kapsamda bir şiir okuyarak hemen halk kürsüsünün uygun amacına uygun bir şey yapalım istedim. Yine Ahmet Arif'in bir şiirini okumak istiyorum. Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine, rüzgarda asi, körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim ellere nesi, hadi gel ay karanlık. Dört yanım püs tulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hain, çiyansı, dört yanım püs tulası. Dönerim, dönerim çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık. Aslında ben bugün proje meclisinin aldığı kararla ÖSYM sorununa değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1996 yılında ÖSYM sınavları Siverek'te yapıldı. Kısmi kopya nedeniyle sınavların Siverek'te yapılması iptal edildi. Hukuken hiçbir ceza toplumsal olarak uygulanmaz. Kopya çekilme olayı vardı, doğrudur. Bugün olursa bile muhtemelen birileri tekrar bir kopya girişiminde de bulunacak. O da doğru. Ama yapılan, suistimal eden, kötü niyetli birileri nedeniyle
bütün bir şehrin, 226 bin nüfuslu bir şehrin cezalandırılması kabul edilemez. Bununla ilgili biz birçok sorunumuzu çeşitli platformlarda hem dernek olarak hem de diğer sivil toplum kuruluşları, eğitim sendikaları dile getirdi. Şu an söylenen ilçelerde ÖSYM sınavlarının yapılmayacağı. Biz zaten 1925 yılında ilçe yapılan, il olma hakkı elinden alınan bir yeriz. Biz nüfusumuzla birçok ilden daha büyük bir yeriz. Biz yüz ölçümü olarak Türkiye'de 3 il hariç hepsinden büyük bir yerleşim yeriyiz. Dolayısıyla ÖSYM sınavlarında bildiğiniz gibi Urfa ve genelde Siverek en düşük puan alan şehirler sıralamasında. Tabii ki bunun birçok nedeni var. Tabii ki eğitim sorunlarımız var. Derslik sorunlarımız var. Kaliteli eğitimci sorunlarımız var. Hepsi amenna. Ama sınav günü sabahın erkeninde kalkıp bir saat, bir buçuk saat yol alan öğrencilerimizin bu yolculuktan etkilenmiş olması sınav başarısını etkilemiyor mu? Bunu da düşünmek lazım. ÖSYM sınavlarının Siverek'te yapılmaması nedeniyle birçok hemşehrimiz, kardeşimiz çevre illere gidip imkanı dahilinde otellerde kalmak durumunda kalıyor. Bunun ekonomik külfetini hesaplamamız lazım. Öğrenci taşınırken o gün Urfa ve Diyarbakır yolu çok kalabalık oluyor. Muhtemel bir kaza esnasında yitireceğimiz öğrencilerimizin hesabını kim verecek? Bu kadar haklı, bu kadar haklı bir talebimizin hala cevap bulmamasına anlam veremiyoruz. Ve biz geçenlerde 7. bülten olarak, dernek olarak Siverek'in sorunlarıyla ilgili bir bülten çıkardık. Yaklaşık 40 küsür sorunumuz vardı. Belki burada birçok arkadaşımız bunlardan bazılarını dile getirecek. Ama bazı sorunlar var ki çok dikkat çekici. Oradaki vurgu Siverekli'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul edilmemesi gibi bizlere kanaat uyandıran sorunlarımız var. Biraz açayım isterseniz. ÖSYM sınavları bunlardan biri. Eğer bir yerde bir sorun varsa, bir suç varsa, bu suç devletin ilgili kurumları tarafından önlemler alınır ama topyekün bir şehir, 226 bin nüfuslu bir şehir cezalandırılamaz. Kısa yoldan kolay olanı seçiliyor ve iptal ediliyor. Arkadaşımızın değindiği gibi Ziraat Bankası Siverek'te tapuları kabul etmiyor. Bu tapular yine bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği tapular değil mi? Sebep gösterilen neden, kredi verilirken gösterilen neden, kredi geri dönüş oranlarının çok düşük olması. Eğer birileri krediyi alıyorsa, suistimal ediyorsa, geri edemiyorsa, Türkiye'nin birçok şehrinde nasıl bir uygulama varsa, yasalar nasıl işliyorsa aynı şekilde işlemesi lazım. Siverek'in nüfusu bildiğiniz gibi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Ziraat Bankası tarım kesimine kredi verir. Ama maalesef bu krediler bahsettiğim nedenlerle verilemiyor, aksatılıyor. Beraberinde il olma konusu. Gerçi 22 yıllık bir emek veren Bari Başkanımız Koçalı Aymaz Beyefendi belki o konuya değinecek. Tekrar ilçe yapılırken ileri sürülen neden geliri giderini karşılayamıyor Siverek'in diye gösterilmişti. Halbuki 1925 yılında ilçe yapılmıştı. Yine 1925 yılında devlet salnamesi yıllığı diye geçen bir bülten var. Son yayınladığımız 7. bültende onu da yayınladık. Arapçayı Türkçe'ye de çevirerek yayınladık. Orada da üretimin ihtiyacı karşıladığını, fazlası olduğunu yine devlet, o günün devlet raporlarında zaten yer alıyor. Onu geçelim. 1896 yılında Türkiye'nin 13. ticaret odası tahmin edin nerede kurulmuştu? Evet, Siverek'te kuruldu. Kayseri ile beraber Türkiye'nin 13. ticaret odası Siverek'te kuruldu. İlçe yapılmamızdan yaklaşık 30 yıl önce. O dönem Urfa'da ticaret odası yok.
O dönem Diyarbakır'da ticaret odası yok. Biz şu an hem nüfus itibariyle, hem yüz ölçümü itibariyle, hem altyapı itibariyle yine olabildiğimizi, hak ettiğimizi düşünüyoruz ama yine yok sayılıyoruz. Dikkatinizi çekmiştir. Birçok yasa, birçok uygulama Siverek'te uygulanmıyor, yapılmıyor. Bu ve buna benzer birçok sorun bizim vatandaşlık kavramımızı belki de düşünmemize neden oluyor. Tabii Siverek'te birçok sorun var. Siverek'teki feodal yapı belki sorun. Siverek'teki eğitim ciddi bir sorun. Siverek'te günden güne yok olan, kan kaybeden ekonomimiz belki bir sorun. Bunları illaki içimizde esnaflarımız vardır, eğitimcilerimiz vardır dile getirecektir. Belki de bunlar bizim gündemimiz. Halk kürsüsü olarak gerçekten sizin yaşadığınız sorunlar ne? Bunu da duyalım. Çözüm önerinizle beraber bunları kayıt altına alalım, yetkililere duyuralım istiyoruz. Ben daha fazla sözü uzatmadan bu bahsettiğim sorunlarla yetineceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Muzaffer Bayram Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet dedik ya 25 Eylül 2012 Siverek için çığır günü. Çünkü o günde Siverek dünya meydan okuyacak. Ve Siverek dünya meydan okumaya hak kazanan, potansiyele sahip olan bir yer. 30 bin kişiden bahsediyoruz. Sizce 30 bin kişi Siverek için çok mu fazla? Sizce 30 bin kişi hep beraber Ahmet Arif'in Anadolu'yum ben şiirini okuyacak kadar az mı? Bence hayır. Çünkü Siverek istediği zaman neler yapabilecek 25 Eylül 2012'de göreceğiz. Halk kürsülerimizi burada başlattık. İstedik ki biz halkla beraber bütünleşerek halkımızı da yanımıza alarak bir şeyler yapalım. Siverek'i daha iyi duyuralım. Siverek'i büyük yerlere getirelim. Tekrar soruyorum. Siverek'in sorunlarıyla ilgili konuşacak bir konuşmacı arıyoruz. Yok mu konuşmacı? Var. İsminizi alalım. Ben Rauf Yenardağ. Sosyal hizmet uzmanıyım. Benim böyle bir projeden haberim Selim Balık arkadaşımdan oldu. Projeden emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim ben. Biraz heyecanlıyım ve affınıza sığınıyorum. Muzaffer Bey az önce ÖSYM işte kredilerle ilgili bir takım sıkıntıların olduğunu söyledi. Ve bunu suistimal eden bazı vatandaşların olduğunu da söyledi. Ve bu suistimaller maalesef Türkiye'nin her yerinde olan şeylerdir. Ve buna rağmen Türkiye'nin o sıkıntısı olan yerlerde bile hiç iptal olmuyor bu tür sınavlar ya da işte kredi vermeler. Bu devletin bir sorunu. Devlet bunu bu güvenceyi almalı. Bu sıkıntılar oluyor diye orada iptal edilmemelidir. İle gelince il maalesef sadece nüfus ve yüz ölçümüyle olmuyor. Bunu milletvekilleriyle de biz görüşmüştük Ankara'da. Bir kere bizim ekonomide beyin göçü ve maddi durum iyi olan vatandaşlarımız bunu dışarıda sergiliyorlar. İlk önce bunun bizim burada ikame etmemiz lazım. Hem beyin göçü olarak hem de maddi imkanı olan vatandaşlarımızın fabrikalarını belki de burada yapmaları gerekiyor. Bunun da tabii ki devletin desteklemesi lazım. Çünkü bu ekonomik sıkıntılar beraberinde işçi, mevsimlik işçileri getiriyor. Mevsimlik işçileriyle beraber giden ailelerde okuma sıkıntısı olan öğrencileri de beraberinde getiriyor sonuçta. Öğrenci belki burada yalnız kalıyor. Belki ailesiyle beraber gitmek zorunda kalıyor. Bütün bu sağlık olsun, eğitim olsun, ekonomi olsun, bütün kalemler bir zincirin halkaları gibidir. Bunlar birbirini tamamlıyor. Siz sadece yüz ölçümü aldığınız zaman, sadece nüfusu aldığınız zaman diğer kalemler eksik kalıyor. Bunlar dediğim gibi bir zincirin halkaları gibi ve en önemli de ihtiyacı olan, temel ihtiyaçlarımız olan ekonomik sıkıntıyı bizim çözmemiz lazım. Bunu da önder vatandaşlar olan, varlıklı vatandaşlar olan insanların yerine getirmesi lazım. Bunda da dediğim gibi devletin belki de destek vermesi lazım. Evet, ÖSYM sınavının burada yapılmaması vatandaşa maddi anlamda gerçekten büyük bir yük yüklüyor. Bunun yanında psikolojik olarak da gerçekten öğrencilere yük yüklüyor. Çünkü öğrenci sabah buradan gittiği zaman o yol
süresi olsun ya da akşamdan da çoğu öğrenci biz kendimiz olarak akşamdan gidiyoruz orada yer sıkıntısı oluyor. Ne bileyim yani psikolojik olarak öğrenci kendi sınava girme hazır bulmuyor. Maalesef bu da istediği sonucu elde edemiyor. Diğer taraftan zaten ana dilde bir eğitim diyoruz. Burada da zaten bizim sıkıntılarımız var. Diğer türden arkadaş çocuklar mesela ana dilde eğitimi olan çocuklar belki başka dillerle kendini güçlendiriyorlar. Yani süsleme oluyor adeta kendinde. Biz ise ilkokula başladığımız zaman belki de Türkçe'yi öğrenmeye çalışıyorduk. Türkçe'yi öğrenelim, biz eğitim mi alalım? Bu nokta hakikaten bizim çok zorluklar. Buradaki vatandaşlar aslında çok güzel bir proje. Keşke vatandaşlarımızın duyarlılığı biraz daha fazla olsaydı da bu projeye umarım 25 Eylül'de böyle olmaz bu sahne. Hakikaten emek harcayan insanlar var projede. İnşallah bunlara gereken ilgiyi gösteririz. Duyarlılığı gösteririz. Dediğim gibi bu projede emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Herkesin hakikaten bu ana dilde eğitimdeki değindiğim noktada çok önemli bir proje. Zaten bir adıma atıldı diyebiliriz. Burada hem lisans üstünde sonuçta bunu verecek olan öğretmenlere de ihtiyaç vardır. Burada yani biz hakikaten Türkçe mi öğreneceğiz? Gidip eğitim mi alacağız? Yani biz aslında çok sıfırlı bir sürece giriyoruz orada. İnşallah bunların hepsi çözülür. Bu tür projeler ileri süren vatandaşların, önder kişilerin hassasiyetleriyle bunlar çözülecektir. İnşallah bize de düşen, biz bunları yapmıyorsak bile bunlara destekçi olmamız lazım. İnşallah tekrardan herkese çok çok teşekkür ederim. Projede gerçekten emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Hayırlara vesile olmasın diyorum inşallah. Biz Siverekliyiz ve biz de varız burada diyebilelim. Bu rekor şu an Malatya'nın elinde. 28.896 gibi. Yanlışım değilse 28.000 küsuratlı. 23.822'ymiş. Biz 30.000 diyoruz. En az. Neden 70.000 olmasın ki? Bu potansiyele sahibiz. Evet. Biz halk kürsülerimizi kurduk. Halkın sesi burada duyulsun dedik. Şu ana kadar yapılmayan bir şeyin öncülüğünü yapıyoruz. Bunu yapan Siverekliler. Yani bunu yapan sizlersiniz. Bunu başka biri gelip yapmıyor. Bunu yapan sizlersiniz. Biz sorunlarımızı konuşmadıkça, Sümer altı yaptıkça ve duyarsız kaldıkça hiçbir sorunumuz çözülmeyecektir. Nasıl ki il hakkımız elimizden alınarak bir daha verilmediyse bundan sonraki hiçbir sorunumuz da çözülmeyecektir. Evet başkanım, Siverek'in illik konusuyla ilgili bir şeylere değindi. Ben de 2010'da Siverek'le ilgili Siverek'in ilken ilçe yapılıp neden ilçe yapıldığı ile ilgili bir araştırma yapmıştım. Çok enteresan bilgiler. Gündem gazetesinin 1992'de yayınladığı haberde aynen şöyle geçiyor. Şehzait isyanı olmasaydı Siverek şu an ildi. Çok enteresandır. Eski Siverek başkanı, şu anki Fahri Başkan Koçalı Aymaz derneği yeni kurulduğu anda kaymakamlık binasında o dönemin 107. Topçu Alay Komutanı ile yaptığı sohbette 107. Topçu Alay Komutanı kendisine diyor ki Siverek neden ilçe yapıldı? Başkanımız da gayri ihtiyari bir şekilde işte yerel yönetimler, feodalite, yani var olan sorunları diye getirdi. Komutan aynen şunu söylüyor 1990'da. Hayır, Şehzait isyanından ötürü Siverek ilçe yapıldı. 1992'de de Gündem gazetesi bunu haber yapıyor. Ne kadar manidardır. Demek ki Siverek'in ilçe yapılmasında geliri giderini karşılamıyor diye bir şey yok. Çünkü 1896'da 13. Ticaret Odası Siverek'te kuruluyor. Urfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de ticaret odası yokken Siverek'te kuruluyor. Yani Doğu'nun ilk ticaret odası diyebiliriz. Güneydoğu'nun ilk ticaret odası. Ve gelirini giderini karşılamıyor diye ilçe yapılan yer ticaret odasıyla ülkeye meydan okuyor. Çünkü Siverek'te gerçekten büyük bir ekonomik potansiyel var. Siverek'te gerçekten
İl olmak için nüfus var. Siverek'te gerçekten il olmak için kapasite var. Biz şu ana kadar hep engellendik. Hiçbir şekilde önümüz açılmadı. İşte biz o önümüz, kapalı olan önümüz ne? Onu konuşmak için buradayız. Halk kürsümüzü onun için kurduk.